Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Başkanlığı'nda yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda 47'si idareden gelen teklifler, 13'ü komisyon raporları, 14'ü de gündem dışı olmak üzere 74 madde görüşüldü. O zaman şöyle alalım, ilçe belediyesinin vereceği kararın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Başkanlık makamına. Gündem maddeler arasında yer alan sosyal denge sözleşmesine ilişkin teklif meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Buna göre kamu çalışanlarının bağlı olduğu sendikalarla toplu sözleşme imzalama yetkisinin 31 Aralık 2015 tarihinde sona ereceği belirtilerek 2016-2017 yılları için sosyal denge sözleşmesini Büyükşehir Belediyesi adına yapmak üzere Başkan Kocamaz'a yetki verilmesi teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği Alo 153 ihbar hattıyla ilgili meclis üyelerine bir sunum yapıldı. Hizmette kalite ve vatandaş memnuniyetinin başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çağrı merkezlerinin tek merkezden yönetilmesi kaçınılmazdır. Büyükşehir'de oluşturulacak olan çağrı merkezi vatandaşlarla ilçe belediyelerinin ilişkisini ortadan kaldırmayacak, belediyeleri daha ulaşılabilir yapacaktır. Alo 153 çağrı merkezine talebini ileten vatandaş, istek, şikayet ve ihbarı kimin aldığından çok işi kimin bitirdiğine odaklanacaktır. Alo 153'ün belki koordinasyon açısından ben saygıyla karşılıyorum. Büyükşehir iyi bir görev yapmak istiyordur. Ama bu bizim sistemimizi bozar. Yoksa biz buna karşı çıktığımızdan değildir. Yıllardan beri 3 dönemdir uyguladığımız ve başarıyla götürdüğümüz bir yöntemi ortadan kaldırır. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Biz Tarsus'tayken bazen 110'u çevirdiğiniz zaman itfaiye Mersin çıkıyor. Öyle değil mi? Yani bunlar sıkıntı oluyor. Ondan sonra zabıtayı arıyorsun. Eğer huzur kente yakınsa Mersin çıkıyor. Biz bu aksaklıkları gidermek için böyle bir öneri yaptık. Ha, kimseye illa bu işe gireceksiniz deme yetkimiz de yok. İsteyen girer, istemeyen girmez. Ama yarın bu Mersin genelindeki 153 devreye girdiği zaman ister istemez bunlar birbirine karışacak. Bunu da şimdiden belirtmekte fayda var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti'ye oy veren ve vermeyen herkesin hizmetinde olduklarını söyledi. 1 Kasım seçimleri sonrası Mersin'in ilçelerine teşekkür gezisine çıkan Elvan, Anamur ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı önünde otobüs üzerinden partililere seslendi. Sizler 1 Kasım seçimlerinde gerçekten destan yazdınız. Sizler huzurumuzun sesi oldunuz. Sizler birliğimizin sesi oldunuz. Yine sizler istikrarımızın sesi oldunuz. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum değerli hemşehrilerim. 1 Kasım seçimleri demokrasi tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Ve buradan şunu söylüyorum. Seçim beyannamemizde yer alan her bir cümlenin, her bir paragrafın, her bir kelimenin sonuna kadar arkasındayız. Ve her birini teker teker gerçekleştireceğiz sevgili kardeşlerim. Tarsus Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Şevket Can'ın başkanlığındaki toplantı 31 meclis üyesinin katılımıyla belediye meclis salonunda yapıldı. Yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında Tarsus Belediyesi tarafından Kırklar Sırtı Mahallesi'nde yaptırılan parka Engelsiz Park, Ergenekon Mahallesi'nde yaptırılan parka da Ergenekon Yaşam Boyu Spor Merkezi ve parkı isimlerinin verilmesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Mecliste belediyede 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle birlikte 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan memurlar için yetkili sendikayla Tarsus Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Şevket Can'a yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Tarsus'ta bulunan 16 amatör spor kulübüne 1500 Türk lira nakdi yardım yapılmasının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste sahipli hayvanların Tarsus'ta kayıt altına alınmasına yönelik de karar verildi. Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireylerin günlük yaşam içerisinde trafikte karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek için yürüdü. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde başlatılan yürüyüşe işitsel, bedensel ve görme engelli Kent Konseyi Meclis üyeleri de katıldı. Engelli vatandaşların trafikte, cadde ve sokaklarda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için yapılan yürüyüşte, engelli vatandaşların kullandığı engelli aparatlarının önüne ve sarı çizgilerin üzerine park edilmiş araçlara bilgi notu bırakılırken, bilgi notu üzerinde yazan "Engel olma, destek ol" çağrısı dikkat çekti. Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri trafikte, cadde ve sokaklarda engelliler için ayrılan özel alanlara saygı duyulması gerektiğinin altını çizerken herhangi bir engeli bulunmayan bireylerin bile kaldırımlarda rahatça yol alamadığını dile getirdi. Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, engelli vatandaşlarımızın ulaşım ve kent yaşamındaki zorluklarına dikkat çekerek bu zorlukların ortadan kaldırılması için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Herkes bir engelli adayıdır ve bu yüzden engelli vatandaşlarımızın yaşam alanları kısıtlanmamalı ve bu konuda daha duyarlı olmalıyız dedi. Mersin'de 1 Kasım seçimlerinde 93 oyla 2. milletvekilliğini kaybettiklerini ileri süren HDP'liler, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi. İl eş başkanı Selman Gümbat, itirazlar sonucu şu ana kadar yapılan sayımlarda 93 olan farkın 27'ye düştüğünü öne sürdü. Bir seçim sürecini tarih olarak geride bıraktıklarını, ancak hala tartışmaların devam ettiğini dile getiren Gümbat, aynı konularda aynı gerekçelerle yapmış olduğumuz itirazların bir kısmı ilçede seçim kurulları tarafından nedense kabul edilmedi. Sanki farklı konularmış gibi farklı algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa hepsi için başvuru gerekçemiz aynı. Mersin'de herkes çok iyi biliyor ki HDP 2. milletvekilliğini aslında çıkardı. Ama türlü oyunlarla bu engellendi. Tıpkı bir sandıkta 56 olan oy almamıza rağmen sadece bizim 56 oydan bir oyumuz yazılmış. Evet, sonra bu yanlış düzeltildi ama bu bize net olarak şunu gösteriyor ki bu kentin seçim sonuçlarının doğru olmadığını biliyoruz. Mersin'de seçim sonuçlarıyla oynandığını net bir şekilde gördük dedi. Gümbat, bugün geldiğimiz aşamada biz bu kentte oyların tekrar sayılmasını talep ediyoruz. Bugün ne yazık ki Mersin'de başını yastığa koyan herkes oyların çalındığını, bir şekilde usulsüzlük yapıldığını çok iyi biliyor. O nedenle İl Seçim Kurulu'ndan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan başvurularımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Eğer adalet ve hukuk bir ülkede insanların vicdanlarını rahatlatmıyorsa o ülkede adaletten, barıştan söz etmeniz mümkün değildir dedi. Gümbat, ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptıklarını, sonuçlara göre il seçim kuruluna, daha sonra da yüksek seçim kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi. Gümbat, bir soru üzerine 93 oyla 2. milletvekilliğini kaybettiklerini, 2. milletvekilliğinin yapılan itirazlar sonucunda fark oylarının 27'ye düştüğünü iddia etti. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'la birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Paşabahçe Mersin Fabrikası'nda eylemde bulunan işçilere destek verdi. İşten çıkarılmalara karşı yapılan eylemi Başkan Can ve Milletvekili Şimşek işçileri ziyaret ederek işçilere moral verdi. İşçilerin haklı eylemlerine destek verdiklerini belirten Başkan Can, üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tarsus'ta Anadolu mezunlarının çoğu İş ilan topluluğuna işe girdiler. Peki askerliğini yapmış, lise mezunu, meslek lisesi mezunu olanların hepsi bu fabrikalara girerek çalışmaya başladılar. Tabii şu andaki baktığım zaman Şecam topluluğunda bir maddi bir problem yok. Türkiye'nin değişik yerlerine yeni fabrikalar kuruyor, modern tesisler kuruyor. Yani sizleri genç yaşta alıp şimdi tam
işin baharındayken belirli bir yaşta gelip yani bu şekilde yapılması gerçekten hepimizi derinden üzdü. Tabii sizin mücadeleniz haklı bir mücadelede bizler yanınızdayız. Biz her zaman için hakkın ve haklının yanında yer alarak mücadele ediyoruz. Gene böyle olmasını istediğim için bugün sizlerle beraber olalım dedik. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise yapmış olduğu konuşmada yapılanları kınadığını dile getirdi. Tabii böyle kurumsal bir firmanın, ekonomik olarak Türkiye'nin devler arasında gösterilen bir firmanın bu kadar sayıda bir işçiyi gençliklerini aldıktan sonra, en verimli zamanlarında çalıştırdıktan sonra kusura bakmayın kapının önüne koyuyoruz demesini kabullenemiyoruz. Ve sizin haklı mücadelenizde sonuna kadar yanınızda yer alacağız. Ben meclise gittikten sonra da eğer şayet işletme bir geri adım atmazsa bunu ulusal boyutta da mutlaka gündeme getireceğiz. Sizin sesiniz olacağız Ankara'da da. Türkiye'nin ilk içerik tabanlı sosyal ağı olan bir internet sitesi editörlerinin internet üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Türk park bahçe sanatından 32 benzersiz örnek belirlendi. Toroslar Belediyesi de bu sıralamada yer alarak Mersin'in adını bir kez daha Türkiye'ye duyurdu. Aralarında İstanbul, Kırklareli, İskenderun, Antalya, Trabzon, Bolu, Bilecik, Bursa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Muğla, Kayseri, Çankırı ve Aydın gibi illerin yer aldığı sıralamada Toroslar Belediyesi'nin inşa ettiği devlet parkı da yer aldı. Yapılan araştırmada Türkiye'deki refüjler, tratuarlar, yol kenarları düzenlemeleri, kavşaklar ve park bahçeler değerlendirilirken site konuyu Türk park ve bahçe düzenlemesi sanatından benzersiz 32 örnek başlığıyla takipçilerine ulaştırdı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna 12 yıllık görev süreleri içerisinde yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden 1 milyon metrekarenin üzerine çıkardıklarını belirtti. Hamit Tuna park sayısını ilçede 56'dan 168'e yükselttiklerini de sözlerine ekledi. İnşa ettikleri parklarda Türk kültürünün milli ve manevi duygularını yansıtan eserlerin yanı sıra peyzajda da büyük önem verdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslara kazandırdıkları parkların böyle bir çalışmada örnek seçilmesinin de kendilerini mutlandırdığını ve gururlandırdığını dile getirdi. 91 metrekare alan üzerine Halkkent Mahallesi'nde inşa edilen devlet parkı 4 bölümden oluşuyor. İçerisinde süs havuzu, pergoleler, çocuk oyun grupları, spor ve dinlenme alanlarını barındıran park, ayrıca mezbelelik bir alanın insanların kullanımına nasıl açılacağının da önemli bir örneğini gösterdi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Türkiye Turizm Konseyi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Turizm Platformu işbirliğiyle 1. Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi yapılacak. 13-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan zirvede 25 ülkeden 52 belediye, 200 katılımcı olmak üzere dünya turizm yöneticileri, dünyanın önde gelen turizm birlikleri ve kardeş şehir belediye başkanları turizm sektörünü Mersin'de masaya yatıracak. Şehirler arası iletişimi kuvvetlendirerek kardeş şehirler aracılığıyla kentler arası turizmi artırmayı hedefleyen zirveye Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kurulacak olan Kardeş Şehir Turizm Birliği'nin amacının üye şehirler arasındaki turizmi canlandırmak olduğunu ve yapılacak olan bu zirvenin Mersin'in dünyaya tanıtılmasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Mersin'in Anamur ilçesi Köprübaşı mahallesinde çiftçilik yapan iki çocuk babası 56 yaşındaki Mithat Keskin Aslan aşkı için 630 kilometre yol yürüyecek. Mithat Keskin Aslan'ın eşi Zeynep Keskin Aslan 2 ay önce eşiyle tartışarak ayrılma kararı aldı. Anamur'daki evini terk ederek Ankara'ya ablalarının yanına yerleşti Zeynep Keskin Aslan. Eşinin yokluğuna dayanamayan Mithat Keskin Aslan'sa aşkı için eşinden özür dilemek ve kendisini affettirmek için Ankara'ya yürüme kararı aldı. 5 gün önce yola çıkan Keskin Aslan elinde sazı, belinde çantasıyla yollarda türkü söyleyerek ağıtlar yakarak Günlar'a ulaştı.
Mithat Keskin Aslan kendisini terk ederek Ankara'ya ablalarının yanına yerleşen eşi Zeynep Keskin Aslan'ın yanına yaklaşık 1,5 ay içerisinde varmayı planlıyor. Dağlar koyağını açtım yiğiten yavrum bulunur mu? Bu yürüyüş sade arı durur. Yani eşimin kokusunadır. Eşimin merdivenlerinde inerkenki ayak sesinedir. Çocukların bir telaş koşturup böyle paldır küldür merdivenden inmesinin sesinedir bu. Bu havayı solumak gibi bir şey ya. Aşk da öyle bir şey. Bu evet ya. Aşkım özrümdür ya. Aşka özrümdür. Aşkıma özrümdür. Eşime özrümdür. Hakikaten kendiyle baş başa, evle baş başa kalmalı bir. Evin öldüğünü, can çekiştiğini görmeli yani erkek bilhassa yani. Ve düşmeyenin o saldırganlığını zaten şu anda eşim yaşıyor. Yaşadı yani yaşıyor. O nedir, ne değildir, nasıl bir şeydir anlatabildim mi? Onu yalnız bırakmadım ben, küsmedim anlatabildim mi? Dargın kırgın da değilim yani. İyi ki de onurlu bir davranış sergiledi de o dil yarasıyla. Demek ki ruhunu öldürmüşüm ben ya o insanı. Dağlar koyağını açtım. Mersin'in Anamur ilçesinde belediye halk otobüsü şoförü Kemal Dah'ın otobüste bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün şoförü Kemal Dah'ın bir cüzdan bulduğunu Anamur Koordinasyon Daire Müdürü Mehmet Ünal Erdal'a bildirdi. Erdal tarafından kontrolü yapılan cüzdandan 4255 lira nakit para, kredi kartları, ziynet eşyaları ve cüzdan sahibinin nüfus cüzdanı çıktı. Ardından kimlik bilgilerinden telefonuna ulaşılan şahısa cüzdanı ve içindeki eşyalar teslim edildi. Cüzdanının bulunduğuna sevinen şahıs ve Anamur Koordinasyon Daire Müdürü Mehmet Ünal Erdal böyle bir davranışta bulunduğu için belediye halk otobüsü şoförü Kemal Dah'ına teşekkür etti. Mersin'de bir caminin kubbesindeki aleme bakım ve onarım yapan işçinin hiçbir güvenlik önlemi almaması görenleri şaşırttı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Göçmen Kavşağı'ndaki Göçmen Camisi'nde hiçbir güvenlik önlemi almayan işçi metrelerce yükseklikte adeta akrobatlara taş çıkartarak çalıştı. Genç işçi kubbenin üzerinde Allah yazılı alemi boyarken izleyenlerin yürekleri ağzına geldi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan boya işini devam ettiren genç işçi zaman zaman eğilerek kalkarken yoldan geçen vatandaşlarsa yüksekte çalışan işçinin düşmesinden endişe duydu. Bu şekilde bir saat kadar boya yapan işçi işini bitirince kubbeden inerek caminin başka yerlerinde çalışmaya devam etti. Mersin'de halk arasında bit pazarı olarak bilinen Zafer Çarşısı'nda düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigarayla geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya kaçak emtia satışı yapan şahıslarla mücadele kapsamında Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bulunan Zafer Çarşısı'na operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çarşı merkezindeki birçok iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde çeşitli markalarda 4236 paket gümrük kaçağı sigara, 36 paket puro ve 15 kilo kaçak çay ele geçirildi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kaçak emtia satışı yapan iş yerleriyle ilgili işlem yapıldı. Mersin'de polisin bir minibüste yaptığı aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mersin-Adana otoban girişinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada minibüsün arka kısmında yaklaşık 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili minibüsteki iki kişiyle minibüse öncelik ettiği belirlenen bir başka araçtaki iki kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen araçlarda narko adlı narkotik köpeğince uyuşturucu da arandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki bir otomobilin altına atılan el yapımı bombanın patlaması sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre Fahrettin Paşa Mahallesi 1409 sokakta meydana gelen olayda Feyzullah Ç. isimli şahsın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı bomba atıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bombanın sesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar hemen durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri yapmış oldukları inceleme sonrasında aracın kullanılamaz hale geldiğini gördü. Patlamayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Mersin İdman Yurdu milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçı yapacak. A milli futbol takımımızın 13 Kasım'da Katar'la ve 17 Kasım'da da Yunanistan'la yapacağı hazırlık maçları nedeniyle liglere ara verilecek. Lige ara verilmesiyle kolları sıvayan kırmızı lacivertliler bu boşlukta ezeli rakipleri Adana Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Çukurova derbisi olarak nitelendirilen ve her zaman büyük heyecana sahne olan Mersin İdman Yurdu Adana Spor hazırlık maçı 14 Kasım Cumartesi günü saat 17'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda oynanacak. Mersin İdman Yurdu'nda bu hafta kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda en üst seviyeye çıkan para krizi, futbolcuların idman boykotu ve Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın da isyanıyla iyice tırmanan kriz kritik haftaya girdi. Yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü genel kurul kararı alan Mersin İdman Yurdu'nda cumartesi günü seçim yapılacak. Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın son açıklamalarının ardından olağanüstü genel kurula gitmeyeceğim açıklaması ise herkesi şaşırttı. Ali Kahramanlı'nın bu kararında ısrarcı olduğu ve kendisine maddi anlamda destek verilmemesi halinde görevi bırakacağı kaydediliyor. Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'ın Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı ile görüştüğü açıklandı. Bu görüşmede Ali Kahramanlı'nın maddi açıdan Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'a briefing verdiği bildirildi. Çakacağ'ın da bu konuda Mersin'de bulunan iş adamlarının listesini istediği kaydedildi. Vali Çakacağ'ın Başkan Ali Kahramanlı'ya da görevi bırakmaması gerektiğini söylediği bildirildi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'la görüşen Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı yönetimi acil toplantıya çağırdı. Çok fazla yöneticinin katılmadığı toplantıda Başkan Kahramanlı'nın valiyle görüşmesi hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Yapılan toplantıdan bir sonuç çıkmazken Kahramanlı'nın ne yapacağı merak konusu. Futbolculara 3 aydır maaş ödeyemeyen Mersin İdman Yurdu bu hafta ödeme konusunda söz vermişti. Özellikle futbolcuların bu hafta kesinlikle paralarının ödenmesini istediği, ödeme yapılmaması halinde takım içerisinde sıkıntılar yaşanacağı kaydedildi. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü günler yaşayan Tarsus İdman Yurdu sahasında oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda taraftarlar Tarsus İdman Yurdu yönetimini istifaya davet etti. Tarsus İdman Yurdu maça oldukça hızlı başladı. İlk dakikada rakip kaleye atak yapan ev sahibi ekip skor avantajını ele geçirdi. Bu dakikada Ferhat'ın derinlemesine pasıyla Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkan Sinan Ayar, kaleci Akın'ın sağından topu filelere gönderdi ve Tarsus İdman Yurdu 1-0 öne geçti. 8. dakikada Fatih Karagümrük oyuncusu Muhammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Behram kornere çeldi. 41. dakikada ise Fatih Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Mert Ilıman'ın sağ kanattan ortasında Tarsus ceza sahasında topa iyi yükselen Mercan kafa vuruşuyla skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Karagümrük 54. dakikada yine Mercan'ın atmış olduğu golle 2-1 öne geçti. 55. dakikada rakibi Serdar'a sert giren Tarsus İdman Yurdu'ndan Serkan Küçük direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ve maç Tarsus İdman Yurdu'nun 2-1 mağlubiyetiyle sona erdi. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden Anamur Belediyespor kendi sahasında Ceyhan Belediyespor'la oynanan maçı 2-1 kaybetti. Maçın 35. dakikasında Muhammed Savaşçı'nın golüyle geriye düşen ekibimiz 75. dakikada İsmail Kızılyer'in golüyle 2-0 geriye düştü.
90 artıda kazandığımız penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e düşüren Emrah Sunay'ın golü sonrasında hakem maçı bitirdi. Bölgesel Amatör Ligi 5. grupta kalma mücadelesi veren Anamur Belediyespor'un şu anda yoluna emin adımlarla gitmesi için bir takım değişiklikler yaptıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türe, paniğe kapılmaya gerek yok. Bizim bu yılki hedefimiz yerimizi korumak, bunu da başaracağız dedi.